11 istikameti. Çok güzel. Dağınık atmışım ama yani çok güzel gidince çok de gidiyor güzel. Yani. Eline sağlık. Güzel. Yok canım bu dağınık. Ama bayağı şey dağınık. Tabii ki yani. Ama tetik çok güzel. Silahla ite fal atıyorsun. Tetik çok güzel. Tabanca atışında çok katı kurallar yoktur. Kuralları kendi ergonominize, vücudunuzun yapısına göre esnetebilirsiniz. Ve de atış pozisyonuna göre esnetebilirsiniz. Yavaş atışta mesela şeyde tek atışta, tek el mesela müsabaka atışında kitlersiniz. Kitlenir. Ama şey atışta bu tarzda yani sportif, yarı sportif eğlence atışında 10 metre gibi silahın şeyini alabilmek için geri tepmesini alabilmek için birazcık dirsekleri kırık tutabilirsiniz ama sizin gözlerinizin sağlık durumuna ve kollarınızın uzunluğuna bağlı olarak bunu esnetebilirsiniz. Astigmat olur, miyop olur, bilmem ne olur, arpacağa tam odaklanamayabilirsiniz. Biraz yaklaştırmak ihtiyacı duyarsınız. Dolayısıyla sizin şartlarınız öndedir şeyden. Yani genel kuralları kendi istediğinize göre esnetebilirsiniz. Ama kombat atışta, hızlı atışta fazla nişan alacak imkanınız olmadığı için mutlaka kilitlersiniz kolunuzu. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Dolayısıyla silahın şahlanmasına mani olup daha doğrusu şahlandıktan sonra tekrar yerine gelmesini sağlamak açısından kitlersiniz. Dolayısıyla atış pozisyonuna göre, sizin vücudunuza göre, gözlerinize göre en rahat, en az strese girecek, vücudunuzu en az yoracak, atıştan sonra aynı pozisyonda yani doğal pozisyonunuzda kalacak, kendi pozisyonunuzu bulup kendi tarzınızı yani bir başkası gibi olmamak lazım şeyde. Alacaksınız şeyleri izleyeceksiniz. O hoca öyle atıyor, bu hoca böyle atıyor, Amerikalı şu böyle atıyor. Tori Nanaka böyle atıyor falan. Bunları izleyeceksiniz ve ondan sonra kendi tarzınızı geliştireceksiniz. Nasıl bir şey Beethoven 9. senfoniyi yazmış ama 9. senfoni değişik şeylerde orkestra şeflerinin elinde 3-4 saniye farklı olarak çalınıyor. Herkesin her bir maestronun kendi tarzı var. Birisi biraz daha andante, biraz daha allegro çaldırıyor. O onun şeyi. Öyle yaşıyor. Öyle hissediyor. Öyle daha fazla zevk alıyor. Atış da öyledir. Siz hangi pozisyondan daha fazla zevk alıyorsunuz? Hangi pozisyon size daha fazla uyuyor? Hangi pozisyonda daha fazla başarılı oluyorsunuz? Onu seçeceksiniz. Yoksa şöyle yapayım, böyle yapmak doğrudur, böyle yapmak kişiye özel. O kadar keskin kuralları yok bu işin. YouTube kanalına bu videoyu koyun. Bunu mu? Çekildi mi? Çekildi. O zaman bunu videoya koy. Çok güzel oldu. Çok güzel gerçekten. Çok güzel oldu. Bize güzel bilgiler verdi. İyi oldu. Farkında olmadan bir çekim yaptınız. Evet. Sizin çünkü ben videolarınızın hepsini izledim. Hakikaten çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Ne güzel saçma sapan halıklı tağlar yapıyorum. Sürgüye gövde diyorum, gövdeye sürgü diyorum. Ben ondan sonra düzeltiyorum falan. Onu zaten sizin videolarınızı izleyen adam gövdenin gövde olduğunu, sürgünün sürgü. Tabii. Bilmeyenler var, bilmeyenler var. Öyle mi? Tabii tabii burada şarjörle ters mermi basanlar bile görüyorum. Sizin videolarınız çok güzel, hakikaten. Valla faydalı olmaya çalışıyorum. Ama tabii çok eksiğim var, çok hatam var. Zaman içinde onları daha çok düzeltmek ama böyle için. Anlatan bu memlekette bir siz varsınız Osman Bey. Onun için meydan boş. Bana kapak yapıyorlar sağ olsunlar gençler. Ama görmüyorum. Yani arpacıyı görmüyorum. Hedefi görüyorum gözlük taktığım zaman ama arpacıyı görmüyorum çünkü miyop gözlük yakını flu yapıyor. Ya atıcılıkta da önemli şey arpacık olduğu için. Evet. Yani iki şey vardır bir tetik bir arpacık. Gerisi hikaye hedef medef hak getire.
Onun için şimdi küçük bir hedef koydum. Küçük hedefin altına tutacağım. Yani siyahın altına tutacağım şeyi. Ki oradan ışık gelsin. Onu burayı kapatıyorum çünkü. Arkadan ışık gelip yanıltmasın diye. Şey, büyük hedefin neresine tuttunuz abi? Tam ortaya siyah tuttum. Tam ortaya tuttuğumu zannediyorum. Görmüyorum ya. Yani 10. Ha, oralarda bir yere tam tuttum 10. Onu. Görmüyorum çünkü tahminen atıyorum oraya. Anladım. Şimdi bunu gördüğüm için bakalım ne yapacağım. Biraz sağ. Tam alt çizgiye tuttum. Tetiği çektiğim anda da sağa kaçırdığımı fark ettim. Saçmaladık değil mi? Güzel abi, güzel. Normaldir. Silah boş. Şu üçüncü atış mı? Evet, üçüncü atış. Şimdi saçmaladım. Bu zaten ikinci atış. Pardon, dördüncü atış o. Bu mu ilk atış? Evet, o ilk atış. O ilk atış. Şu, bu iki, bu üç, bu dört, bu beş. Ama çok güzel. Yani bu tetik. Bir berbat. Şimdi bu şey vardır. First shot flyer diye bir fenomen vardır şeyde, atıcılıkta. Tabancada da tüfekte de olur. Onun sebebi henüz bilinmiş bir şey değil. İlk atışlarda genellikle kaçak olabilir. Ama bu ilk atış değil. Bu benim hatam. Ama ilk atışta böyle bir kaçak varsa onu namlunun yağlı olmasından, yeteri kadar sıcak olmamasından, sizin tetiğe daha tam adapte olamamanızdan türlü çeşitli sebepleri vardır. Rivetli tüfeklerde de vardır bu uzun mesafede. Ama bu benim tamamen stres hatam. Yani bu tabancayla bu şeyin hepsinin siyahın içine toplamak imkanı var. Tabancanın çünkü şeyi ona müsait. Yapısı ona müsait. Neden? Silah boş. Selam kardeşim, ehlen ve sehlen. Ehlen bi, kefel hal. Aher abi, nasılsın, iyisin? Elhamdülillah. Nasıl? Özledik ulan, neredesin ya? Irak'tayız, bilirsin. Abi, bir Irak'tasın, çok Irak'tasın ya. Osman Bey, çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum, kendinize iyi bakın. Sağ olun, görüşmek üzere. Çok güzel. Çok güzel. Bozma. Aynı şekilde. İstek yapma. Çok güzel. Aferin. Sünnet ediyordun Azra. Benden güzel atıyorsun. Aferin oğlum sana. Vallahi. Sonra abi benden güzel attım valla. O şey, apandisit. Sünnet. Apandisit ettin. Apandisit adını atıyor. Osman abi, bakar mısınız? Maşallah, maşallah, maşallah. Valla benden güzel grupman yaptı. O grupman benden güzel. Çok güzel. Bıldırcın avındayız. İlk defa hayatımda bıldırcın avına çıkacağız. Götürecekler şeyde, Saray bölgesi. Doğru mu? Yok, Marmara Eylesi. Marmara Eylesi. Tuvaletim geldi. Osman dedim. Ya ben de gayri ihtiyari dedim. Bir yere dedim küçük su dökeceğim. Nerede? Tuvalet var mı? Var dedi. Ben de tabii nerede dedim. Bak diyor şurada saman banyoları var diyor. Onun arkasında diyor tuvalet var diyor. Abi ben inandım mı? Üç kere döndü tuvalet yazısını arıyor. Bunlar böyle ya. Bunların maskarası olduk ya. At. Silah boş. Anlaş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.